Sizce şu küçük gezegenimizde kaç farklı canlı türü yaşıyordur? Gerçek şu ki bunun cevabını kesin olarak bilmiyoruz. Tahminler 5 milyonla yaklaşık olarak 30 milyon arasındaki 30 milyondan fazla da olabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir çeşitlilik. Ve aslına bakacak olursanız bu yaklaşık 4 milyar yıllık yaşamın tarihinde var olmuş tüm canlı türlerinin sadece ufak bir kısmı. Evet, yaşam gerçekten de çok gizemli bir şey. Fakat aslında yaşam hakkında bildiğimiz epey bir şey var. Yaşamın bazı ana karakteristik özelliklerini bugüne kadar çözebildik. Buna ilaveten yaşamın zamanla neden ve nasıl değiştiğine dair de bazı fikirlerimiz var. Şimdi bu bölümde yaşamın yaklaşık 4 milyar yıllık geçmişini gözden geçireceğiz. Yaşamın kökeniyle başlayacağız. Hatırlayın bu bölümdeki 5. eşik konumuzda tam olarak buydu. Daha sonra birkaç tane daha ufak dönüm noktasına değineceğiz. Bunlara küçük eşikler diyoruz. Küçük eşikler o zamana kadarki şeylerden daha karmaşık bir şeyin ortaya çıktığı anlardır ve tabii ki bunların tamamı kendi türümüz olan Homo sapiens'in ortaya çıkışını da tetikleyen şeyler. Evet, yaşamın kökleriyle başlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bu konu artan karmaşıklık eşikleri serimizin 5. eşik videosunun da konusu. Bu arada artan karmaşık bu eşikleri derken neyi kastettiğimizi de tekrar hatırlatayım. Bu eşiklerin her birinde, evrende, tamamen yepyeni özelliklere sahip bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Ve bu eşikleri her açtığımızda da benzer soruları soruyoruz. Mesela birinci eşikte, yani evrenin yaratılışında veya yıldızların yaratılışında ya da yeni kimyasal elementlerin ortaya çıkışında ya da gezegenlerin oluşumunda hep şunu sorduk. Bu eşiğin geçirmesini mümkün kılan Goldilocks şartları yani uygun koşullar nelerdi? Şimdi yaşam hakkında da aynı soruyu soralım. Yaşamla ilgili şöyle bir sorunumuz var. Biyologlara göre evrenin tamamında yaşam var ama gerçek şu ki bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yani olup olmadığını bilmiyoruz. Yaşamın varlığından emin olduğumuz tek yer kendi gezegenimiz. O yüzden de bunu inceleyebildiğimiz tek yerde burası. Şimdi sorumuzu da buna göre tekrar soralım. Dünya üzerinde yaşamın oluşması için gerekli Goldilocks şartları nelerdi? Şu önemli bilgiyle başlayabiliriz. Tüm canlılar oldukça karmaşık kimyasallardan meydana gelirler. Bunlar sadece büyük değil, aynı zamanda oldukça hassas ve düzenli yapılar. Bunun yanında cansız şeyler ise çok basit moleküllerden oluşurlar. Demek ki yaşam olması için içinde bayağı tuhaf, ilginç ve karmaşık kimyasal olayların gerçekleşebileceği bir ortama ihtiyacımız var. Peki, atomların bir sürü acayip şekilde birleşmesini mümkün kılan şartları nerede bulabiliyoruz? Şimdi şunu hatırlayalım. Uzayda basit kimyasal olayların gerçekleşmesi mümkündür. Atomlar, moleküller oluşturacak şekilde birleşirler. Ama bunu söylerken 10, 20, 30 tane kadar atomdan bahsediyorum. Yani hiçbir zaman 100 taneden fazla atom olmaz. Gel gelelim görünen o ki dünyamız gibi kayalık gezegenler daha komplike kimyasal olaylar için daha uygun bir ortam sağlıyor. Bunun üç sebebi var. Birincisi farklı elementlerden meydana gelen inanılmaz bir çeşitlilik söz konusu ve her şeyden öte organik yaşam için ihtiyaç olan elementleri de burada bulmak mümkün. Bunların önemleri kar bon, tabii ki bol miktarda hidrojen, artı oksijen ve nitrojen. Bunların hepsi ölen yıldızlardan ortaya çıkmış elementlerdir. Bunlara ilaveten biraz da fosfor ve sülfür var tabii. İkinci Goldilocks şartı enerji. Burada biraz incelik gerekiyor. Çünkü enerjinin çok fazlası da olma, olmamalı. Eğer çok fazla olursa karmaşık moleküller patlayacaktır ama çok az da olmaması gerekiyor. Çok az olduğu durumda da atomların birleşmesi için gerekli enerji mevcut olmayacaktır. İşte dünya bunun için harikaydı. Bir yıldızın yakınındaydı. O yüzden enerjiye sahipti ama çok fazla da değil. Ayrıca kendi sıcak erimiş çekirdeğinden gelen bir enerjisi de vardı. Üçüncü Goldilocks şartı ise biraz daha üstü kapalı bir konu. Bir sıvının özellikle de suyun varlığına duyulan ihtiyaçtan bahsediyoruz. Peki neden? Bir düşünün. Gazlarda atomlar çok hızlı şekilde hareket eder ve birbirlerine bağlanmaları çok zordur. Katılarda ise atomlar kımıldayamaz. Kafese tıkılmış gibi veya trafikte sıkışmış gibidirler. Sıvılarda ise birbirlerinin etrafında rahatça gezinebilme olanağı vardır ve çeşitli formlar oluşturacak şekilde birbirleriyle bağlar kurabilirler sıvılar. İşte böylelikle 3 Goldilocks şartında sıralamış olduk. Bu sebeplerle dünya ilk yıllarında karmaşık kimyasal olaylar için tam da ideal bir yerdi. Dünyanın ilk yıllarında bu 3 şartında karşılandığını görebiliyoruz. Karmaşık kimya olayları için en ideal yer muhtemelen okyanusun derinliklerindeki dünyanın yer kabuğu üzerinde bulunan çatlaklardı. Bu ortam idealdi çünkü çünkü dünyanın çekirdek kabuğundan sızan kimyasallar buradaydı ve ayrıca burada bol miktarda enerji bulunuyordu. Şimdi biliyoruz ki bu şartlar altında tüm canlılarda görülen en basit organik moleküllerin oluşması epey kolay olacaktır. Burada sadece 10-20-30 tane kadar atomu olan moleküllerden bahsediyorum. Mesela tüm proteinlerin temeli olan amino asitler ya da DNA'nın temeli olan nükleotitler gibi. Bu ortamla ilgili şunu da biliyoruz. Bu basit moleküllerin bu ortamda uzun zincirler halinde dizilmeleri de çok zor olmayacaktı ki böylelikle proteinleri veya nükleotit moleküllerini oluşturacaklar. Asıl akıl karıştıran kısım bir sonraki aşama. Bu moleküller nasıl oluyor da adeta deriye benzer zarları olan ve merkezinde de DNA'yı taşıyan hücreleri oluşturuyorlar? Bununla ilgili halen bilinmeyen bazı noktalar olmasına rağmen biyologların çoğu bunu çözecekler.